Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Derin dondurucuda patlıcan nasıl saklanır onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 2,5 kilo kadar patlıcan kullandım. Patlıcan ve sebzeleri iyice yıkadım ve daha sonra alacalı şekilde soyuyorum. Ara ara kışlık tariflerimi sizlerle paylaşacağım. Patlıcanların hepsini soydum ve geçelim doğrama işlemine. Öncelikle patlıcanı ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölerek patlıcanlarımı hazırlıyorum. Çok aşırı büyük doğramayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Bu yöntemle patlıcanlarınız buzlukta hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Mutlaka bu yöntemle denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanlar da tazecik, köy mahsulleri olduğu için bu şekilde küp küp doğrayarak patlıcanlarımın hepsini hazırladım. Dilerseniz daha iri de doğrayabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Tuzlu suyun içerisine alarak patlıcanlarımı bu şekilde bekleteceğim. Acı suyun çıkması için son patlıcanımı da doğruyorum. Arkadan gelen ses de minnoş kızımın sesi. O da bana yardımcı oluyor. Öğrenmek istiyor artık. Şöyle gördüğünüz gibi rengini bırakmaya başladı. Bu şekilde bekleteceğim ve diğer sebzelerini doğrayacağım. Şöyle kıl, köy biberi karışık tatlı biber kullanıyorum. Dilerseniz acı da ekleyebilirsiniz içerisine eğer seviyorsanız. Biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Biliyorum ki birkaç kişi bana buradan linçleyecek. O bıçak küçük değil mi? Meyve bıçağı diye, ama o kadar keskin ki elimden hiç düşürmüyorum. Sürekli elimin altında. Şöyle biberleri doğrayarak onları da hazırladım. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Biberlerimi bitirdim. Yeşil biberleri geçelim. Kırmızı kapya biberlerini doğramaya. Bir iki kişi var. Her konuştuğumu o kadar dikkatle dinliyor ki nerede hata yapacak, nerede bir yanlışlık yapacak diye öyle pusuda bekliyor. Ve bazen de yazıyor yorumların altına. Binlerce kişinin içerisinde tabii ki çıkacak 2-3 çürük elma diyorum. Ama burada ben Türkçe dersi vermiyorum arkadaşlar. Lütfen ben burada sizlere yemek tarifleri veriyorum. O kişileri söylüyorum tabii ki. Diğer benim zaten yıllardır takip eden takipçilerim, yeni takipçilerim. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle domates kullanıyorum. 1 kilo kadar domates ekleyeceğim içerisine. 700 gram kapya biberi ilave ediyorum. 300 gram kadar da yeşil biber kullandım içerisine. Tabii ki miktarları arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle domateslerimin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Bir kaba alıyorum. Bütün sebzelerimi doğradım ve patlıcanlarımı sudan çıkartıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl da siyah suyu çıktı gördüğünüz gibi. İki kat yıkayacağım. Şöyle öncesinde bu şekilde sudan çıkartıyorum ve daha sonra tekrar durulayacağım. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle suda yıkayarak hafif elimle sıkıyorum ve süzgece alıyorum. Pişirirken fazla sulanmaması için bu şekilde yapalım. Evet. Geçelim pişirme işlemine. Öncelikle 1 çay bardağı zeytinyağını tavaya alıyorum. Mutlaka dondurucu ya da konserve yaptığınızda zeytinyağı kullanın arkadaşlar. Diğer ayçiçek yağları ya da farklı sıvı yağları kesinlikle donmadığı için
hem sağlığa zararlı hem de lezzet açısından çok farklı arkadaşlar. Mutlaka zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim uzun ömürlü olması için. Şöyle biberlerimiz zeytinyağında biraz soteledim. Tabii ki çok aşırı pişirmeyin arkadaşlar. Domatesleri ilave ediyorum ve domateslerle birlikte de şöyle 2-3 dakika kadar soteleyeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Patlıcanlarımı üzerine alıyorum ve patlıcanları da çok aşırı olmayacak şekilde kavuruyorum. Kesinlikle çok pişirmeyin, tamamen eritmeyin. Şöyle iyice karıştıralım ki domatesler her yerine gelsin. Birazcık tuz ekliyorum. Pişirirken de daha sonra tuz ekleyeceğim için şöyle çok az tuz ekledim. Evet, yumuşamaya başladı bile gördüğünüz gibi. Kısa sürede hazırlanıyor. Hiç gözünüzü korkak alıştırmayın. Pazarda zaten en uygun sebze patlıcan arkadaşlar. Bizim buralarda kilosu 10 TL'ye satılıyor. Bol bol yapın, dondurucuya konserve yapın, hiç fark etmez. Ama kışlık olarak mutlaka biraz hazırlık yapın diyorum. Tabii ki ben bu kadar yapmayacağım. Evde fazlalık patlıcanlarımı şu anda yapıyorum. Daha sonra farklı tariflerde de yapıyorum, ben buzluğa atıyorum. Mutlaka sizler de tavsiye ederim. Patlıcanı iyice soğuttum. Mutlaka iyice soğumasına izin verin. Aksi halde buzdolabı poşetine girdiğinde ve buzluğa girdiğinde bozulabilir. Orta boy poşet kullanıyorum. Şöyle buzluk poşeti. Yiyeceğiniz kadar eklemenizi tavsiye ederim. Fazla fazla ekleyip yarısını alıp tekrar yarısını buzluğa koymanızı önermiyorum. Çok tehlikeli arkadaşlar. Patlıcan çok çabuk bakteri üreten bir sebze biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. 4 poşet kadar çıktı bu tarifimizden. Oldukça da ideal. Farklı karnıyarık olarak, farklı közlenmiş olarak da koyacağım. Yani anlayacağınız çok işimiz var daha. Şöyle patlıcanlarımı poşetledim. Hepsini göstermeyeyim artık. Sıkılmayın. Şöyle 4 poşet çıktı. Poşetler büyük boy olduğu için, evde büyük boy varmış. Maalesef ben var sandım orta boy ama yokmuş. Şöyle az değil arkadaşlar. Birer pişirimlik, yani yetecektir 4 kişiye. Düzeltiyorum. Üzerine hafifçe bastırıyorum ve kenarlarını düzelterek bir pipet yardımıyla havasını alıyorum. Ben kışlık hazırlarken inanılmaz keyif alıyorum. Gerçekten sizler de öyle misiniz bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Dondurucu da zaten hemen donacaktır. İnşallah videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Biraz da sizlerle dertleştik tabii ki. Hakkınızı helal edin. Şöyle hazırladım her bir tanesini. 4 poşet çıktı. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Rengarenk muhteşem bir patlıcan saklama yöntemi sizlerle paylaştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.